Kıymetli arkadaşlar, ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hayatta karşılaşabileceğiniz tüm hukuki sıkıntıların çözümlerini tek tek açıklamak amacıyla başladığımız hukuk yolculuğumuza hoş geldiniz. Sizinle gözaltına alındığınızda veya karakoldan ifade vermek için çağrıldığınızda neler yapmanız gerektiğini ve haklarınızı konuşacağız. Yaşamınız esnasında herhangi gözaltına alınma veya bir suçun şüphelisi olarak karakola ifade vermeye çağrılabilirsiniz. Misalen arabayla kurallara uygun giderken dahi bir kişinin önünüze atlaması halinde kendinizi aniden karakolda bulabilirsiniz. Hukuki haklarınızı bilmeniz hayati öneme sahiptir. Gözaltına alınma anında polislere size yöneltilen suçun ne olduğunu sorun, öğrenin. Ayrıca gözaltı işlemi başladığında bir yakınınızı arama hakkınız da var. Bu kişi arkadaşınız dahi olabilir. Maalesef bazı polisler ifadeniz alındıktan sonra size bu hakkınızı kullandırmaya çalışabilirler. Telefon kullanma hakkının geç kullanılması telafisi olmayan sonuçlara sebep olabilir. Telefon hakkınızı erken kullanmanız halinde yakınınız avukatınıza ulaşabilir veya avukat bulabilir. Bu yüzden yakınlara hemen haber edilmesi önemlidir. Ayrıca aileniz, anne, baba, eş, kardeş veya avukatınız derhal serbest bırakılmanızı sağlamak için sulh ceza hakimliğine hızlıca itiraz edebilirler. Gözaltına alındığınızda öncelikle doktor muayenesine götürülürsünüz ve o andaki sağlık durumunuz tespit edilir. Eğer kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınırken bir darba maruz kaldıysanız doktora muhakkak bu durumu belirtin, darp edildiğinizi belgelendirin. Doktorun yanına girilmesi anında polisler odada bulunamazlar. Özellikle memurlar tarafından bir darba uğradıysanız polislerin dışarı çıkmasını isteyin. Doktor polislerin dışarı çıkmalarına gerek olmadığını söylerse doktorun ismini alarak Tabipler Birliği'ne şikayet edin. Gözaltı işleminin başında doktora götürüldüğünüz gibi gözaltı bittikten sonra da doktora götürüleceksiniz. Böylelikle gözaltında kaldığınız o arada işkence veya kötü muameleye maruz kalıp kalmadığınız anlaşılır. Şimdi gözaltı işlemi esnasında en dikkat edilmesi gereken yere geldik. Burada yaptığınız bir hatanın telafisi neredeyse mümkün değildir ki bu aşama ifadenizin alınma anıdır. İşlemediğiniz bir suçtan dolayı ceza almamak için çok titiz davranmalısınız. Pratikte bazı görevini hakkıyla yerine getirmeyen memurların uyguladığı hukuksuz yöntemler vardır. Misalen bir takım memurlar sizinle hemşehri çıkar, askerliği aynı yerde yapmış olur. Hatta sizin iyi bir insana benzediğinizi, size yardım edeceklerini söylerler. Suçu işlediğinizi kabul ederseniz daha az ceza alacağınız gibi sizi ikna çabasına girişebilirler. Gözaltı anının stresi ve polislerin yönlendirmesiyle sakın hareket etmeyin. Burada yapmanız gereken avukatınız gelmedikçe kesinlikle susma hakkınızı kullanmaktır. Herhangi bir sohbete veya konuşmaya katılmanıza gerek yok. Eğer avukatınız yoksa ve maddi durumunuz da yok ise barodan ücretsiz avukat isteme hakkınız vardır. Barodan ücretsiz avukatınız geldiğinde birlikte bir savunma stratejisi oluşturabilir, akabinde ifadenizi verebilirsiniz. İfadeniz yazıldıktan sonra elinize alıp okuyun. Okumadan kesinlikle imza atmayın. Şimdi gözaltının sonunda ne olur diye bir soru gelmiş. Gözaltından sonraki süreç savcılığın sizi serbest bırakıp bırakmamasına göre değişir. Savcılık sizin adliyeye getirilmenizi isteyebilir. Adliyede sizi serbest bırakmazsa yani suçun işlendiği yönünde somut veriler. Yine sizin kaçma ve benzeri gibi durumlarınız varsa tutuklanmanız istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk eder. Sulh ceza hakimliği karar verir. Evet, gelen sorulardan biri gözaltı tedbirinde nezarette telefon serbest mi? Gözaltında sigara içme, aile ile görüşme veya nezarette telefon ile görüşme yasak. Nezaretteki kişinin üzerinde bulunan elektronik aletler kolluk tarafından alınır. Gözaltına alma kararı sabıka kaydıma işler mi diye bir soru sorulmuş. Hayır, gözaltı kararı sabıka kaydına işlemez. Eğitimlerimiz devam edecektir. Sağlıcakla kalın.